Çocukluğumuzun oyunu olan Subway Surf gerçekten çocukluğumuzun oyunu mu yoksa bir korku oyunu mu? Hepiniz Subway Surf'ü bilirsiniz. İlla ki bir kere oynamışsınızdır. Güvenlik adamdan kaçtığımız, trenlerin üstünden atladığımız bir oyun. İnternette dolaşırken çocuklara asla uygun olmayan bir korku oyunu halini buldum Subway Surf'ün. Oynamanızı asla tavsiye etmediğim ama videosunu heyecanla çekmek istediğim videolardan birisindeyim şu an. Hemen başlamak istiyorum. Evet, oyuna şu anda giriş yaptım. Ekrandaki ana menüdeki kısmı görüyorsunuz. Yeni bir oyun ve ikinci bölümü de var. Yani oyun iki bölümden oluşmakta. İlk bölüme giriş yapıyorum. Şu an ekranda gördüğünüz gibi bir tren rayının üzerindeyim. Yine aynı oyunda oynadığınız yerde fakat farklı şekilde hareket ediyoruz bu sefer. Şimdi buradan yavaş yavaş ilerliyorum ben. Bakalım başımıza neler gelecek. Yolun sonunda bak, burada trenlerin üzerinde işaretler var, böyle çarpı işaretleri. Oyunu birazcık böyle bir izleme ve oynama imkanım oldu bu arada derken. Bunlar ne? Bak, trenler gidiyor şeyin altından. Garip bir sesle gidiyorlar bu arada. Gerçekten ürkütücü bir ses var şu an oyunda. Devam ediyorum. Yine burada bunların üzerinde işaretler var. Muhtemelen bu işaretlerin üzerine bir şey yapacağız. Şununla koşuyoruz galiba. Şu an koşmaya başladım. Bir kapı geldi önüme. Düğmeye basıyorum. Şu an kapıyı açmam için bazı şeyler yapmam gerektiğini söylüyor. Bir sprey varmış. Spreyi bulmam gerekiyormuş. O spreyi alıp bu ekrandaki şeyleri yapmam gerekiyormuş. Yani ne diyor burada? Sarı trenlerin üzerine şu yuvarlaktan yapmam gerekiyor. Kırmızıların üzerine haç yapmam gerekiyor. Mavilerin üzerine de göz yapmam gerekiyormuş. Şimdi benim spreyi bulmam lazım ilk başta. Koşuyorum şuradan. Allah belanı! Arkadaşlar gökten tavuk yağıyor bu arada. Gökten yemin ederim tavuk yağdı, kanlı bıçaklı. Neyse, bunlara aldırış etmeden ben oyunuma devam ediyorum. Bu arada oyunda bir şey var böyle. Biraz sesi yükselteceğim, ben duyamıyorum. Siz daha iyi duyuyorsunuzdur şu an ama. Oyunda bir garip bir hissiyat var yani. Ekrana bir anda hemen bir şey çıkar mı diye bir aklıma gelmiyor değil. O yüzden biraz tedirgin oynuyorum. Koşmaya başlasam önüme bir şey çıkar mı? Koşuyorum. Bak, her yere erişebiliyorsunuz bu arada gördüğünüz gibi. Yani şu kenarlara falan da atlayabiliyorsunuz. Ama oraya girmeyeceğim. Bir kere girdiğimde çıkamadım arkadaşlar. Çok sıkıntı oluyor. Şimdi buradaki trenin içinde sprey var. Spreyi aldım. Sonra diyor ki bu arada ne yapacağımı unuttum ben. İleride ne yapmam gerekiyordu? Hangi ekranı? Kırmızılara şu, onlara bu, onlara o. Hemen bakıyorum tekrar. Sarı, yuvarlak, kırmızı, taç, maviler, göz. Okey. Sarı, yuvarlak, taç. Yuvarlak, taç. Tamam, okey. Sarılar, yuvarlak, kırmızılar, taç. Sarılar yuvarlak, kırmızılar taç. Kırmızılara taç yapalım şöyle bir tane. Yap bakayım, bu değil, bu değil. Taç, okey. Kırmızılar taç. Kırmızıların üzerinde çizik olanlara taç koymam gerekiyor. Buna da bir taç. Tamam. Devam ediyorum. Buna yuvarlak mı yapıyordum, göz mü yapıyordum? Yuvarlak da aynen böyle. Tamam, bunda var mı bir şey? Kapıların arkasında olabilir. Bakıyorum, yok. Sarılar yuvarlak, sarılar yuvarlak, sarılar yuvarlak. Buna ne koyuyordum? Buna göz koyuyordum değil mi? Aynen. Mavilerde göz vardı. Okey. Devam ediyorum. Kırmızı değil mi bu? Bakayım şöyle, başı kırmızı. Buna yine şöyle bir, neydi lan buradaki? Heh, yuvarlaktı. Devam ediyorum. Abilerin arkasında bir şey yok şu an. Burada da yok. Orada da yok. Kırmızı. Bunda var mı bir şey? Bunda da yok. Gözükmüyor. Arkadaşlar bir tane yerde unutmuşum yapmayı. Buna ne yapıyorduk? Göz yapıyorduk değil mi? Mavi göz. Tamam, bu da okey. Hatta bu değil, pardon. Şu, aha. Bak, bir şey olmaya başladı. Şu an kapı muhtemelen açıldı diye düşünüyorum. Her şeyi yaptım. Şu an geldim, düğmeye basıyorum. Okey, kapıyı açabildik. Diğer bölüme geçiş yapabiliyoruz şu an. Gülme bu arada, bak adam güldükçe benim sinirlerim tepeme çıkıyor. Devam ediyorum. Yeni bir bölüme geçiş yaptık. Bakalım bu bölümde ne oluyor? İlerliyorum yine. Ne oluyor? Hop hop. He, burada şu trenlerin üzerindeki yazıları okuyacağım. 1 6 1 6. Okey. 5 165 4 165 4. Ananı çarptım. Dur, bu bölümü geçmek çok zor. Trenlerin üzerindeki numarayı kafamıza yazıp onu şifreye girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Böyle kafam şöyle dursun. Yazıları tekrar okuyacağım. 7 70. 0 yazıyordu orada. 70 705 705 705 6. Ya alması çarpar, oha! Arkadaşlar bu bölümü hızlıca geçip hemen döneceğim tekrar. Arkadaşlar bu sefer galiba geçtim. 254-13 şifremiz. Umarım yanlış görmemişimdir. 254-13. Umarım doğru girmişimdir. Oh, Allah'ım açıldı şükür. Hepsini doğru kaydetmişim kafama. Diğer bölüme atlatıyor bizi. Bu bölümde ne yapmam gerektiğini hiçbir şekilde bilmiyorum. Çünkü bu bölümü oynamadım. Bu bölümü daha önce gerçekten oynamadım. Bu bölüme geçmedim hatta. Bu bölüme geçtikten sonra da bırakmıştım oyunu. Şu tepede bir şey var. Devam ediyorum. Bunun arkasında şey var. Heh. Şuradan bir çıkayım. Burada bir gitar var. Gitarı aldık. Lazım olacak galiba bize. Devam ediyorum. Başka ne lazım? Allah... Oyunda bu arada arkadaşlar görsel efekt olarak, oyunun akışı olarak gerçekten bir gericilik verdiği için, garip garip böyle görevleri falan olduğu için ben fazladan tavsiye etmiyorum bu oyunu. Yani gelip de size bu oyunu kesinlikle oynayın, bu oyunu şöyle yapın diyemem. O yüzden yani mesela ben şu an 25 yaşındayım, 26'ya gireceğim. Ben bile şu oyunu oynarken geriliyorum seslerden. Devam ediyorum hızlıca. Şöyle ileri, aha bak şu üstte de bir şey var, onu da almam gerekiyor galiba. Ne var burada? Nasıl çıkıyorum? Burada da bilgisayar var. Bastım üstüne. Keşke İngilizcem olsa da ne olduğunu anlasam. Check wagon diyor. Vagonun birini incele diyor galiba. Aynen, vagonun birinin içine bak diyor. Ama o vagon nerede acaba? Oo. Merhaba. Bu ağızlar kime ait? Vagonun birinin içine bakacağım. Vagonun birinin ağzı açık arkadaşlar. Aa, bir şey diyeceğim. Buralara sprey gelmiş. Bunların hepsini spreyleyeceğim mi? Galiba spreyleyeceğim. Bak burada da var bir tane. Burada da sprey. Sprey. Hepsine altın para koyuyoruz. Sprey. Aha tavuk geldi buna. Bu ne? Örümcek, örümcek, bu ne? Örümcek, devam ediyorum. Örümcek daha mı gelecek? Yok, para geldi bu sefer. Bu vagonların içine mi bakacağım? Bakayım, bu vagonların içinde bir şey yok. Burada bilgisayar var. Evet. Ne oldu? Vagona bak diyor. Ben vagondayım şu an abi. Hani bir şey yok. Buraya bir şey mi bırakmam gerekiyor acaba? Aa arkadaşlar bu arada bak. İşaretlediğim şeylerin bazıları kalkmış. Bak buraları falan hep spreylemiştim ben. Bunlar kalkmış, yeniden spreylememi istiyor. Okey, spreylemeye devam ederiz. Buralar da spreyledi. Her birinin karşısındakine spreye gitmiş mesela. Bak bu da gitmiş. Tamam. Al, vagonları tekrar inceledim. Buna da sprey. Son sprey. Bitti. Bence bitti artık. Ya, kapıyı açacak mısınız? Merhabalar. Bunların ağzına şununla vursam ne olur peki? Şöyle dırş dırş dırş. Spreylesem peki ne olur? Spreylenmiyorlar da. Kapı açılmıyor mu? Ne yapmam gerekiyor daha fazla? Devam ediyorum. Bilgisayara bir daha dokundum. Aha. Oğlum bir şeyler oluyor da ne olduğunu anlayamadım ya. Arkadaşlar buraya olan kadar kısmı geçebildim. Buradan sonrasını hiçbir şekilde geçemiyorum. Eğer kendine güvenen, oynamak isteyen varsa, zaten oyunun bulunması biraz zor. Subway Surf bile yazmanıza gerek yok. Subway Horror yazdığınız zaman oyunu bulabiliyorsunuz. Bölümleri de çok fazla zaten geçmek istemedim. 2 bölüm çünkü çok fazla uzun sürüyor. Yani hepsini bitirmeye kalksam şu an video 1 saat falan olur. Hatta şu an ham kaydı bile 20 dakika olmuş. Pek fazla tavsiye etmediğim bu oyun. Çocukluğumuzun bu güzel oyunu korku oyunu haline çevrilmiş. Gerçekten çocukluğumuzun bir güzel oyunu olarak mı kalacak bu beynimizde, yoksa gerçekten hikayesinde bir korku oyunu mu vardı bilmiyorum, buna siz karar verin. Eğer bu tarz inceleme videolarında daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum, kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.